birbirimize yardımcı olalım. Bir de masanın arkasında bulunan kardeşlerimiz, sizleri de caminin ön kısmına. Hoş geldiniz. 5. Gazze'nin kahraman direnişçileri kanlarının son damlasına kadar savaşıyor ve destansı mücadelelerine devam ediyor. İslam ümmeti olarak bizler de pasif, kesif ve sefih bir duruşla varlığımızı zillet içerisinde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'nin masum çocuklarının, kadınlarının ve yaşlılarının katledilmesinden dolayı hesabını çetin bir şekilde ilahi huzurda vereceğimizi unutmayalım. Bedenler parçalanırken, ağıtlar arş-ı alayı titretirken, mabetler bombalanırken, hastaneler işlevsiz bırakılırken ve eğitim kurumları bir bir yok edilirken, bizler tüm bunlar karşısında sessizliğimize devam ederek zimni bir destek içerisinde olduğumuzun farkında bile değiliz. Değerli özgürlük havarisi kardeşlerim, bugün öyle bir gündür ki, ümmet orta yerinden vuruldu. Gözyaşları akıp sel oldu. Öfke yumrukları bir tufan oldu. Direniş kahramanı Filistin'e özgürlük vazifesini layıkıyla icra ederek Rabbi ile buluşmaya gitti. Evet, direniş cephesinin lideri şehit İsmail Haniye inandığı gibi yaşadı. Yaşadığı gibi de Rabbine kavuştu. Rabbim şehadetini makbul ve ülkemizin yetkililerine sesleniyoruz. Sokağın sesine kulak verin. Meydanların sesini duyun. Allah'tan korkun. Milli menfaatlerinizi akan mazlumun kanına tercih etmeyin. Her gün yapılan katliamlara seyirci kalmayın. Soykırımları izleyerek maslahatınızı öncelemeyin. Aksi halde bu yangın sizi de bizi de saracaktır. Acil stratejik adımlar atın. Adım atarsanız güçlü olursunuz. Güçlü olmak için risksiz hesaplar peşinden koşmayın. Uluslararası diplomasi ve anlaşmaları bağlayıcı olarak görmeyin. Bu taleplerimizi en gür şekilde tekrarlıyoruz. Gasp İsrail'e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatın. Diplomatik, askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkileri acilen gözden geçirin ve derhal adım atın. Müslüman halkımızın sabrını daha fazla taşırmayın. Bana doğru attığınız taşı burada sizlerin çoluğu çocuğu için tedbir alan, Kastamonu'da dün sizin çocuklarınız narkotik...